Evet arkadaşlar, fizikte haftanın kritik sorusu bir numaralı sorudur. Hadi birlikte sorunun çözümüne geçelim gençler. Sorudaki düzenekler, Pisagor'un bir icadı ve o icadın, şöyle altını çizelim hemen, çalışma prensibi ile ilgili arkadaşlar, soru sıvı basıncı sorusudur. Burada icat ve çalışma prensibi ile ilgili gerekli bilgiler verilmiş ve buna bağlı olarak verilen öncüllerden hangileri ile açıklanabileceğini bizden istiyor gençler. E şöyle hemen sorun çözümüne başlarsak. Düzeneklerde boş olan kabımıza sıvı eklenmiş. E şu seviyeye geçtikten sonra sıvının belli bir seviyeden sonra tamamının boşaldığı anlatılmıştı. E, biz de buna göre yargıları, öncülleri inceleyeceğiz. Arkadaşlar sıvı Şekil 1'e bakalım. E, doldukça yer çekimi tarafından ne yapılacaktır? Aşağı doğru çekilecektir. E, dolayısıyla bir hız kazanacaktır. Hız kazanınca yani akışkanın hızının arttığı yerde ne olacaktır? Basıncı azalacaktır. Şimdi yukarıdaki sıvı kütlesi alttaki sıvı kütlesine göre basıncı daha fazla olacağı için Yüksek basınçtan alçak basınca doğru sıvı akışı gerçekleşecektir. Yani yukarıdaki sıvı tabakası alttaki sıvı tabakasını itecektir. Böylece tüm sıvı dışarı çıkacaktır. Ne zamana kadar e, dersek, e, iç basınç dış basınca eşit olana kadar, bu basınç farkı sıfırlanana kadar. Yine dediğim gibi, e, tüm sıvı dışarı çıkana kadar akış gerçekleşecektir. Bu anlattıklarımızdan yararlanarak arkadaşlar 2 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bakın iki de yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder ifadesi var. Biraz önce de zaten biz bu ifadeyi kullandık. Ee, ve bu direkt Bernoulli ilkesidir arkadaşlar. Bernoulli ilkesiyle çalışıyor. Üstelik günlük hayattan bildiğimiz sifonun da çalışma prensibi yine bu şekildedir. İkide de akışkanlar basınca aynen iletir ifadesini görüyoruz Pascal prensibini. Ee, yine Kendine yapılan basınca aynen ilettiği cümlelerini kullanmıştık. İkiye de o sebepten dolayı doğru dedik arkadaşlar. Ancak birinci yargıda dikkat ederseniz altını çiziyorum. Açık hava basıncı azalır diyor hız arttıkça. Şimdi burada e, hızı artan hava değil, hava ortamı değil, içerideki sıvının e, hızından bahsetmekte. Dolayısıyla hız arttıkça tabii ki e, akışkanın, basıncı azalır. Ancak buradaki açık hava basıncı azalır ifadesinden dolayı bunu almıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.